kitle psikolojisi yıkıma sebep olur. Her insan vicdan sahibidir ve vicdanına uyup uymadığından kendisi sorumludur. Çevresindeki insanların yanlış yapıyor olması, aynı yanlışı yapmak da onu haklı veya daha az sorumlu kılmaz. Çoğunluk psikolojisi, dünya tarihi boyunca yıkıma, acıya ve katliamlara sebep olmuştur. Sosyalist Sovyetler Birliği'nin kolektivist uygulamaları, 1930'lu yıllarda milyonlarca insanın açlıktan ölmesine, yüz binlerce insanın sürgün edilmesine ve sakat kalmasına yol açmıştır. İşin ilginç bir yanı ise şudur. Milyonlarca insan öldüğünde geride kalanların neredeyse hiçbiri şu basit soruyu soramamıştır. Neden? Çünkü vicdanıyla hareket etmeyi öğrenmemiş toplulukları bir arada tutan menfaat bağıdır. Bu bağ öylesine gevşek ve incedir ki en ufak bir müdahalede kopabilir. Dolayısıyla bu düşünce yapısı menfaatiyle orantılı olarak iyi olanı kötü, kötü olanı iyi gösterebilir. Kötü olan çoğunluğu gizleyebilmek için iyi olanları hiç acımadan ezebilir. Vicdanına uyan, kitle psikolojisiyle hareket etmeyen insanın doğruyu görmesi ise çok kolaydır. Hazreti İbrahim tek başına gökyüzünü seyrederken Allah'ın varlığına inanmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda tek başına tefekküre çekilmişken vahiy almıştır. Hazreti Musa da Tur Dağı'nda tek başınayken Rabbimizle konuşmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti ayetiyle haber verilen bir sır da budur. Vicdanını hiç engel tanımadan kullanan insan tek başına bir topluluktan çok daha güçlü ve etkilidir. Ancak din ahlakından uzak ideolojiler ve sistemler insanları vicdanlarıyla hareket etmek yerine kalabalığa uymaya yönlendirir. Bu yönlendirme vicdanın üzerine örtüler koyar. Etrafımıza bir bakalım. Kaç kişi çevresindekilerin ne diyeceğinden endişe etmeden hak olan, doğru olduğunu gördüğü bir şeyi açıkça savunuyor? Kaç kişi çoğunluğa bu yaptığınız yanlış diyor? Kitle psikolojisiyle hareket etmek, insanların büyük kısmını hayatın her alanında kuşatmış durumda. Özel hayatları, iş hayatları, aile hayatları, çoğunluk ne der sorusunun cevabına göre şekilleniyor. Kitle psikolojisi, imanen zayıf olan insanların vicdanlarını dinlemelerine izin vermiyor. Oysa Allah Kur'an'da bunun tam tersini emreder. Yanlış yola sürükleyen veya sürüklemesi muhtemel çoğunluklardan kaçınmamızı söyler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Kitle psikolojisiyle hareket etmek insanları akılcı değerlendirme yapmaktan uzaklaştırır. İnsanlar olaylara göre tek tek değerlendirme yapmak yerine oluşan ortak kanaate uymayı kolay görür. Vicdanına değil, duyduğuna göre yönlenir. Dürüstlük yok olur, anlayış körelir, adalet duygusu ve vicdan ortadan kalkar. Kitleler yüzeysel düşünür. Derin kavrayışa göre hareket etmez. Onlara aşılanan görüşler ve inançlar genel olarak ya kabul olunur veya ret olunur. Akıl ve vicdanı yargılama yoluyla değil de telkin yoluyla meydana gelen dünya görüşlerinde durum hep aynıdır. Hayatlarını değiştirecek, güzelleştirecek, kalitesini artıracak her yenilikten bilinçsiz olarak nefret ederler. Kitle psikolojisinin insanları sürüklediği en tehlikeli yolsa sevgisizliktir. Bir topluluk sevgiden ve şefkatten değil de nefretten ve bağnazlıktan besleniyorsa, o topluluktan insanlığa fayda gelmesi beklenebilir mi? Hadi kızıyoruz denildiği zaman neye kızıyoruz sorusunu sormadan kızıp nefret edebiliyorsa, bu insanların adil, barış ve huzur getiren bir düzen kurabilmeleri mümkün olur mu? Yaratılmışların en üstüne olan insan, çoğunluğun baskısına uyarak bir nefret makinesi olmamalı. Allah'ın bildirdiği gibi akılcı, itidalli, olgun, sevecen, şefkatli, sabırlı fıtratına uyarak dünyaya güzellik sunabilmelidir. İnsan Allah'ın rızasına, ayetlerin rehberliğinde ezbere hareket etmeyerek, vicdanını dinleyerek nefreti, şiddeti, çatışmayı tavsiye eden ideolojilerin geçersizliğini görerek ulaşabilir. Dünya tarihinin son 200 yılına
kanlı biçimde damga vuran komünizm, faşizm, sosyal darvinizm gibi ideolojilerse bunun tam tersini söylemektedir. İşte bu yüzden insanların özgür ve barış içinde yaşadıkları bir ortam oluşması için bu ideolojilerin bilimsel geçersizliği ortaya koyulmalıdır. Çünkü Allah Kur'an'da barışa sahip çıkmamızı, birbirimizi sevmemizi ve affedici olmamızı emretmektedir.